Merhabalar sevgili izleyenler. Yeni bir programda, yeni güne merhaba da tekrar karşınızdayız. Bütün izleyicilerimize hayırlı, güzel günler diliyoruz. Haftaya bugün inşallah Arefe gününün bir öncesini yaşayacağız. Yani bayrama iyice yaklaşmış olacağız. Heyecanımız artacak. Şimdiden Ramazan'ı kapatacak olmanın hüznünü taşımaya başladık. Epey alışmıştık bu kutlu misafire. İnşallah iç dünyamızda gerçekten ciddi değişimlere vesile olmuştur diyelim. Ve bugün ne konuşacağımız paylaşalım. Bayramı umrede geçirecek olanlara imreniyoruz. Ramazan umresini konuşacağız. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Mehmet Kapukaya hocam stüdyo misafirimiz olacak. Ramazan umresini konuşurken Peygamber Efendimiz kaç defa umre yapmıştır? Umrede acaba bizim sakınmamız gereken şeyler neler? Mesela oraya ibadete gidiyoruz ama kendimizle beraber Türkiye'den giden vatandaşları bulduğumuzda hemşeri, futbol, ekonomiyle ilgili bir sürü şeyler de konuşuyoruz. Dikkat edilmesi gerekenler üzerinde duracağız. Acaba umreye gidene hac farz olur mu? En çok sorduğumuz sorulardan birisi bu. Bunu da hocamla konuşacağız. Detaylara baktıktan sonra kendisine hoş geldiniz diyelim. Hemen programın başında hatırlatalım. Yeni güne merhaba @diyanet.tv. Ramazan süresince de bize sorularınızı ulaştırabildiğiniz e-mail adresimiz, telefonlarımız da açık. 11.42'ye dek buradayız. Umre, ziyaret anlamına gelen bu kelime, Müslümanların hac mevsimi dışında Kabe'yi ziyaret etmelerini ifade ediyor. İnsanın ömründe bir kez umreye gitmesi sünnet kabul edilirken, özellikle Ramazan ayında on binlerce kişi umre yapabilmek için kutsal topraklara seyahat ediyor. Peki Ramazan umresinin diğer zamanlarda yapılan umreden farkları var mıdır? Peygamberimiz nasıl umre yapmıştır? Ramazan umresini en iyi şekilde değerlendirmek için neler yapmak gerekir? Ramazan umresi ile ilgili detaylar şimdi Yeni Güne Merhaba'da anlatılıyor. Evet efendim, önemli bir konuyu konuşacağız dedik. Ramazan umresinden bahsedeceğiz ama tabii genel olarak umreyi de anlatmış olacağız. Mehmet Kapukaya hocam stüdyo misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana. İyi sabahlar diliyorum. Hayırlı sana. Ramazanlar olsun. Şimdi umre aslında birçok insanın gitmek istediği, son yıllarda Türkiye'den bir hayli kutsal topraklara gidenlerin sayısının da arttığı ve zihnimizde bazı soruların da oluştuğu. Şimdi umreye gidiyorum ama hac çıkmazsa, hacca ya da gitmeye gücüm yetmezse, maliye olarak buna bir imkan bulamazsam acaba mutlaka hacca gitmek zorunda mıyım diyoruz. Umreye giderken yapılması gerekenleri ilk defa gidenlerimiz belki tam bilemiyoruz. Orada bir ciddi bir rehberlik gerekiyor. Gitmek isteyenler tekrar tekrar gitmek istiyorlar. Hatta zaman zaman bu toplumda bir eleştiri konusu oluyor. Deniyor ki evet gitmek istiyorsunuz ama oraya vereceğiniz parayla belki birilerine yardım edebilirsiniz. Bir iyilikte bulunabilirsiniz derken umre meselesi son 10 yılda Türkiye'de birçok insanın gündemindeki konulardan birisi. Peki dini boyutuyla umre dediğimiz şey nedir hocam? Umre sözlük anlamı itibarıyla öncelikle ben de hayırlı sabahlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Umre sözlük anlamı itibarıyla bir şeyi kastetmek, ziyaret etmek demektir. Terim olarak ise Allah rızası için Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek, tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y etmek ve orada kendimizi ibadete yoğunlaştırarak kendimizi bir nevi dünyadan tecrid etmek, ahirete hazırlık yapmak, büyük bir manevi atmosfer içerisine girerek kendimizi yeniden muhasebe etmek, yeniden düzenlemek ve orada yeniden sanki yeni bir ibadete başlıyormuş gibi, sanki hayata yeni başlıyormuş gibi kendimize yeni bir hayat sunmaktır. Yani kulluğumuzu da aslında yenilemek anlamına mı geliyor umreye gitmek bir açıdan? Tabii, tazelemek oluyor herhalde. Tabii ki umre bir nevi kulluğumuzu yenilemek anlamına geliyor. Çünkü dünya hayatında bazen günah işliyoruz, büyük küçük günah işliyoruz. Efendim insanların belki kalbini kırıyoruz, insanların hukukunu çiğniyoruz. Allah'a karşı görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Efendim burada ibadet ederken
Hatta ibadet esnasında bile birçok şey bizim kalbimize geliyor. Kendimizi bir nevi, zaten Beytullah Allah'ın evi demektir. Allah'ın evine gittiğimizin bilincinde olarak onun huzurunda olduğumuzu hissediyoruz orada. Şimdi insanlar tabii ki Cenab-ı Allah'ı merak ediyorlar. Acaba evet. Cenab-ı Allah nasıl bir zattır falan diye. Hatta Hazreti Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a karşı erini diyor, bana kendini göster, enzur ileyk, sana bakayım ben diyor. Evet. Allah Teala da bu bir meraktır. Allah Teala da buyuruyor ki len terani, sen beni göremezsin diyor. Şimdi insan Allah'ı göremeyince bu sevdiğim Allah'ın acaba yanına ben nasıl gidebilirim diyor. Allah Teala da sanki buyuruyor ki bu dünyada beni çok görmek istiyorsun ama beni göremeyeceksin. Fakat diyor eğer beni görmek istiyorsan git, benim bir evim var, oraya git. Oraya gittiğin zaman sanki sen beni görmüş gibi olursun diyor ve bizi oraya davet ediyor Cenab-ı Hak. Ne güzel söylediniz hocam. Aslında özlemlerimiz bu yüzden diniyor orada. Geri döndüğümüzde de herhalde bu yüzden tekrar hemen özlemeye başlıyoruz. Tabii ki Kabe-i Muazzama bir aşktır. Siz de girişte ne güzel söylediniz. Şimdi Kabe-i Muazzama aşkı olmayan insanlar, bu yani aşk öyle bir şey ki insanı bambaşka yerlere götürüyor. Evet. Geçen de bir müsteftiğimiz bir soru sormuş veya bir şeyini paylaşmış. Ben diyor şöyle bir dua ettim diyor. Allah'ım diyor sevgilimi eğer cehennemde yakacaksan onu yakma, onun yerine beni yak. Şimdi bu bir aşktır. Evet. Eğer siz Allah'a aşıksanız, Kabe-i Muazzama'ya aşıksanız kimsenin ne dediği hiç sizi ilgilendirmiyor. Oradan ayrıldığınız zaman, veda edeceğiniz zaman bir hüzün içinize çöküyor ve ben buradan ayrılmak istemiyorum, veda etmek istemiyorum diyorsunuz ister istemez. Yani o zevki, o aşkı yakalamayan insanlara bunu anlatmanız zordur. Onlar olaya sadece işte para harcamak falan gibi bakarlar. Ama bu bir aşksa her zaman bizi oraya çeker, cezbeder. Bu aslında çok da güzel bir aşk belki. Hayattaki en kıymetli aşklardan birisi. Muhakkak. O hiç sönmesin diyelim. Son yıllarda Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden de tabii umreye gelenlerin sayısı artmaya başladı. Hac için zaten muazzam talepler var. Ve bu yüzden Arabistan hükümeti, daha doğrusu devleti orada yeni düzenlemeler yapıyor. Ve sürekli bir inşaat, bir tadilat olduğunu görüyoruz. Tabii bununla ilgili gelen eleştiriler de var ama bu bizim mevzumuzun dışında. Demek ki bu kadar çok insan, yani şu anda Türkiye'deki rakam var, yaklaşık yılda 400 binden fazla insanın umreye gittiğini gösteriyor hocam. Bu aşkı hissetmekle ilgili bir şey herhalde. Ve yine son senelerde hani böyle toplum içerisinde çok öne çıkmış insanların umreye gittiklerini görüyoruz. Onunla ilgili hatıralarını yazanlar var. Demek ki o kadar ortak bir değer ki, o kadar aslında sizin o manevi terakkinizi etki eden bir şey ki, kim olursa olsun, o güne kadarki dini yaşantısı hangi boyutta olursa olsun, insanları oraya çeken bir davet var aslında. Böyle bakabilir miyiz? İnsanı kendi özüne davet eden bir şey var belki de. Tabii insanı kendi özüne davet ediyor. Çünkü dünyada insanlar manevi olarak kirleniyorlar gerçekten. Doluyorlar, 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 manevi olarak kirleniyorlar. Şimdi her şeyin bir bakıma ihtiyacı var. Biz evlerimiz bile belli bir zaman sonra boya badana yaparız. Evet. Efendim kış gelince kış temizliği, yaz gelince bahar temizliği, yaz temizliği yaparız. Ne bileyim bir aracımız olur, aracımızın bakımını muhakkak surette yaptırırız. Onun için insanın da ruh olarak bir bakıma ihtiyacı var. Bu bakıma ihtiyacını ne zaman insan hissediyor? Artık diyor ben çok kirlendim galiba diyor. Gideyim diyor kendimi orada bir temizleyeyim. Orada Rab'le bir baş başa kalayım. Tabii burada da kalabilir ama oradaki manevi hava son derece etkilidir. Yani orada insanlara bakarak bile biz manevi bir havaya giriyoruz. Evet. Orada gözyaşı döken insanlar, Kabe'ye yapışarak gözyaşı döken insanlar. Belki tevbe eden insanlar ya, değil mi? Evet öyle, yani bütün samimiyetiyle gözyaşı döken insanlar. Ne bileyim biz duada eller şöyle mi olacak, böyle mi olacak diye tartışırken
orada kendinden geçmiş böyle ellerini kaldırarak Allah'a dua edenler, şöyle şöyle efendim dua edenler. Kabe, adeta bir ipe asılırcasına değil evet, mi? Evet, evet. Kabe-i Muazzama'ya yapışıyorlar ve orada ben yani şahidim, böyle hüngür hüngür ağlıyor insanlar. Bu insanlar oraya kesinlikle ve kesinlikle boşuna gitmiyorlar. Yani dolular ve içlerini orada boşaltıyorlar. Bir de dünyada insanlar gerçekten çok yalnızlaştılar. Yalnızlaştılar. Efendim diyor, ben şundan zarar gördüm, bundan zarar gördüm, şu bana yaklaşmıyor, bu bana yaklaşmıyor. İnsanlar yalnızlaştılar. Şimdi insanın kendisine yakın hissedeceği birini arıyor. Evet. Değil mi? Biz sıkıştığımız zaman, başımız ağrıdığı zaman ne diyoruz? Ya hemen bir arkadaşımızı, en sevdiğimiz kim varsa ona bir telefon ediyoruz, onunla dertleşiyoruz. Derdimizi ona açıyoruz, derdimizi açacağımız birisini arıyoruz. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Estaizu billah ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garîb. Kullarım beni sana sordukları zaman onlara söyle ki ben onlara yakınım. Allah Teala diyor ki siz kimseniz değilsin, kimsesiz değilsiniz. Sizin kimseniz kim ben size söyleyeyim diyor. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûlü. Sizin diyor kimseniz Allah'tır ve onun Resulüdür. Ni'mel mevlâ ve ni'mel nasîr. O ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır. İşte insanlar bir kimse arıyor. Bazen insanlardan bunalıyorlar, dünyadan bunalıyorlar. Belki her şeyi var ama her şeyden bunalmış. Gidiyor, ben bir kimseme sığınayım diyor. Gidiyor, sanki Allah'ın kucağına sığınır gibi evet. Kabe'ye sığınıyor. Hocam ne kadar güzel söylüyorsunuz. Ah, bizi tekrar oraya götürdünüz manevi iklim olarak. Ağlayacağız hep birlikte gidemeyenler. Telefon hattımızdaki izleyicimize bir dönelim isterseniz. Esra Hanım İzmir'den ulaşıyor. Esra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hocama bir sorum vardı. Merhaba. Buyurun. Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, hamdolsun. Bir şey soracağım. Şimdi kayınvalidem ve kayınpederim Umre'ye gitti benim Ramazan'ın 10. günü. Yalnız kardeşine, erkek kardeşine ve kız kardeşine falan haber vermemiş hiç giderken. Yani gideceğini falan da söylememiş. Giderken de helallik de almamış. Stüdyonun sesini çok özür dilerim. Esra Hanım'ın söylediğini tam anlayamıyoruz. Biraz açmasını rica edelim arkadaşlarımızın. Giderken kız kardeşi dediniz. Kendi kız kardeşine mi söylemiyor evet, kayınvalideniz? Kayınvalidem kendi kız kardeşinden ve kendi erkek kardeşinden hiç haber vermemiş. Öyle gidiyor, evet. Evet, ve hani helallik falan da almamış, kimseye de söylememiş. Onlar da duyduktan sonra çok üzüldüler. Neden bize söylemedi hani gideceğini, dua isteyebilirdik ondan. Evet. Ben hakkımı helal etmiyorum dedi kız kardeşi. Onların umresi kabul olur mu? Birisinden duydum ben de hani hakkını helal etmediğin zaman, hani birisi hakkını helal etmediği zaman kabul olmuyor diye biliyorum. Duydum. Hocama soralım bakalım ne söyleyecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyorum. İzmir'e selamlar. Aslında Esra Hanım çok önemli bir konuyu açtı hocam. Şimdi bu yani gizli gitmenin bir sürü gerekçesi olabiliyor. Bazen hani insanlar bizde bir şey de var, bir merasim de var. Gitmeden önce gelirler, hediye getirirler. Siz gittiğinizde dönersiniz. Sık gitmeyenler için bu daha geçerli bir şey. Hani insanlara külfete sokmayalım filan. Gidelim gelelim ondan sonra biz umreye gittik geldik deriz. Gelenlere bir zemzem, bir hurma ikram ederiz diyorlar. Bu doğru bir şey mi? Yoksa mutlaka haber verip helalleşmek mi lazım ve Esra Hanım'ın dediği gibi hani helal etmezse birisi hakkını umre kabul olmaz diye bir şey var mı? Şimdi tabii burada örflere bakmak lazım. Evet. Bizim örfümüzde hacca giderken ya da umreye giderken insanlarla vedalaşmak, onlarla helalleşmek vardır. Netice itibarıyla orada umremizin makbul olması için veya haccımızın makbul olması için sadece bizim orada kişisel olarak günahlarımıza dua etmemiz, tevbe etmemiz yetmiyor. Aynı zamanda haklar varsa, haklar, efendim bu çok çeşitlidir haklar, komşu haklarıdır, efendim yakın haklarıdır, anne baba hakkıdır, kardeş hakkıdır, efendim bunlarla helalleşirsek, onlarla helalleşmiş olarak bir de Allah'ın huzuruna çıkarsak o ne kadar güzel olur. Ama biz şimdi nasıl olsa efendim umrenin şartlarını yerine getirirsek ya da haccın şartlarını yerine getirirsek Allah Teala bunu kabul eder gibi düşünürsek ve diğer tarafını göz ardı edersek insanların gönlünü almayı böyle insanlar kırılırlar. İnsanları kırmaktansa
onlarla en azından hani biz gene söyleyelim hakkını helal et, ben umreye gidiyorum ya da hacca gidiyorum demek elbette güzel bir şeydir. O ister helal eder ister helal etmez ama en azından biz kendi sorumluluğumuzu, yükümüzü onun üzerine atmış oluruz. Böyle durumlarda da zaten insanların birbirleriyle helalleşmeleri için bir vesiledir. Çünkü diyor ki kişi, her ne olursa olsun diyor, benim kapıma gelmiş, ayağıma gelmiş, yanıma gelmiş, helal ettim diyor, helal olsun diyor. Yani çoğunluk böyle söylüyor. Onların hakkını alırsak, bir de gider orada tevbe edersek ne iyi olur, ne güzel olur. Hocam peki bu olmadı diyelim ki izleyicimizin sorusunda olduğu gibi, umresi kabul olmaz diye bir şey var mı? Umresi elbette umresi kabul olur ama umrenin bir kabul oluş seviyeleri var, dereceleri var. Bütün ibadetlerde bu böyle aslında. Tabii tabii. Yani biz şartlarına riayet ederek namazı kılarsak, mesela namazı kılarsak bu namaz geçerlidir. Bakın bir namazın geçerli olması var, bir de kabul olması var. Bunlar ayrı şeylerdir. Orucun geçerli olması var, bir de kabul olması var. Yani biz bu geçerliliğiyle, geçerlilikle kabulü ayrı ayrı değerlendirmemiz lazım. Biz bazen ikisini de karıştırıyoruz. Mesela diyelim ki yemeden içmeden efendim orucumuzu tuttu. Bu oruç geçerli midir? Geçerlidir. Peki kabul müdür? Peki biz bunu bilmiyoruz. O Allah'ın takdiri. Bu Allah'ın takdirindedir ama bu biraz da bize bağlı. Nasıl? Biz gerçekten bir beden olarak, bütün bir beden olarak oruç tutarsak o zaman kabul olur. Şimdi burada da aynı. Umresi geçerlidir ama burada bir bütün olarak kabul olabilmesi için kişinin her şeye dikkat etmesi lazım. Hatta buna makbul olmak da deriz biz. Yani makbul olabilmesi için geçerliliğin ötesinde bir şeydir bu. Onlara riayet etmek lazım. Geçerli olmasına elbette ki geçerlidir. Evet. Hocam bir izleyicimizin sorusu var yine. Bunlara baktıktan sonra devam edelim. İzleyicimiz demiş ki bu sene hacca gideceğiz inşallah diyor. Ergenlik çağına girmemiş çocuğumuzu da götürsek, ergenlik çağına girmeden götürdüğümüzde acaba onun haccı kabul olur mu? Yetişkin olduğunda da hac etmiş sayılır mı diyor. Evet, bir hanım sevgili peygamberimize çocuğunu kaldırarak, elinde kundağında elinde çocuğu var, kucağında kaldırarak bunun için hac var mı ya Resulallah? Elihaza hac, bunun için hac var mı ya Resulallah diyor. Ne güzel de sormuş, iyi ki sormuş. Evet, evet diyor. Onun için hac vardır. Ve leki ecrün, sana da sevabı da vardır çok diyor. Çok güzel. Efendim, bu her ne kadar farzı yerine getirmiş olmasa da annesi babası bundan ecir alır, sevap alır. Tabii ki buluşağına erdiği zaman imkanları varsa onun yeniden hac etmesi de gerekir. Evet. Hocam devam edelim. Hac'dan, umreden bahsediyoruz. İzleyicilerimizle birlikte o manevi iklime de gidiyoruz. Bir güzel klibimiz var. Salavat-ı şerifelerle gidiyoruz aslında. Ta buradan uçağa binerken kendimizi madden ve manen hazırlıyoruz. Abdest alıyoruz. Orada gittiğimiz süre zarfında dilimizde sürekli zikirler, tesbihler, en başta elbette ayetler, dualar, salavatlar derken o kutsal yolculuğu gerçekleştiriyoruz. Allah gitmeyenlere nasip etsin, gidenlere tekrarını nasip etsin. İzleyelim klibimizi, sonra tekrar stüdyoya dönelim. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Mehmet Kapukaya hocam stüdyo misafirimiz. Ramazan umresini konuşuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina.
Evet efendim, hep birlikte izledik, hislendik tekrar. Efendimiz'e salatü selamlar göndermek için de bir vesile oldu. Ramazan umresini konuşuyoruz Mehmet Kapukaya hocamla. Sormak istedikleriniz varsa telefon ve e-mail ile bize ulaştırabileceğinizi tekrar hatırlatalım. Hocam, Mekke'ye gidiyoruz, aslında Allah'ın evinden bahsettik ve siz az evvel bir ayette kimsesiz olanlar kendini yalnız hissetmesin. Ayette Allah ve Resulü'nün kimsesizlerin kimsesi olduğunu söylediniz. Biz sadece umreye ya da hacca gittiğimizde bizi yaratan Allahu Teala'ya olan özlemimizi değil, Efendimiz'e, Peygamberimize olan özlemimizi de dindiriyor ama bir enteresan da bir şekilde tekrar özlemle de olarak da geri dönmüş oluyoruz. Bu işin Medine kısmından da biraz konuşalım isterseniz. Önce telefon attığımızdaki izleyicimize dönelim. Sonra buna geri gelmiş olacağım. Pakize Hanım Manisa'dan ulaşıyor. Pakize Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. İyi günler hocama, bir sorum vardı benim. Buyurun, tabii. Kredi kartı çekmekle hacı umreye gidilir mi? Kredi kartından çektirerek umreye gidebilir miyim diyorsunuz? Kredi çekeyim, ben seni yollayayım. Maddi durumumuz iyi değil. Yani şey demiyoruz, yani toparlayamıyoruz. Evet. Hocama bir sorum vardı. Kredi parasıyla gidilir mi? Peki efendim, bankada, soralım. Bankadan kredi çekilip gidilir mi? Peki, bakalım ne söyleyecekler. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. Hoşçakalın. Sağ olun. Manisa'ya selamlar. Bugün Ege'den gidiyoruz genelde. Diğer bölgelerdeki izleyicilerimiz sessizce izliyorlar demek ki. Hocam, kredi çekerek umreye gidebilir miyiz? Kredi çekerek umreye gitmek doğru değil. Ben anladığım kadarıyla kredi kartından çekerek. Yani kredi kartı veya evet, sonra da sanki ben kredi de anladım hocam. Hani bankadan böyle bir işlem yaparak, çünkü orada bir faiz meselesi tabii, var malum. Tabii. Bu şekilde. Yani böyle kredi çekmek suretiyle umreye gitmek doğru değil. Yani ama umresini yaparsa umresi geçerli olur. Demin dediğimiz gibi, evet. Geçerli olmak farklı bir şey. Ama krediyle umreye gitmesi doğru değil. Çünkü neticede faize düşmüş oluyor. Ama kredi kartıyla faize düşmeksizin eğer taksitlendirme yapılırsa o şekilde gidebilir. Demin de anlattığımız gibi, bakın bu işte aşktır. Yani insan, bakın, taksitle efendim kredi, evet, kartından çektirerek gitmek istiyor. Siz bu insana ne diyebilirsiniz? Yani gitme diyebilir misiniz? Yani kalbi Kabe aşkıyla yanan, hele hele Ravza aşkıyla, Peygamberimizin aşkıyla yanan insanlara sen Resulullah'a gitme diyebilir misiniz? Sen Kabe'ye gitme, Allah'ın evine gitme diyebilir misiniz? İşte bunlar aşktır. Evet, ne güzel söylediniz. Bir izleyicimiz demiş ki 2016 umresini ne zaman başvurabiliriz, ne şekilde başvurabiliriz acaba diye soruyor. Tabii bu teknik bir soru. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre hizmetleriyle ilgili bir daire başkanlığı var. Çok özür dilerim, ben bir virgül koyarak açıklayayım isterseniz. Diyanet'in kendi sitesine girerek buradan hem gereken bilgileri almış olabilirsiniz, hem de telefon numaralarımız var orada. İstediğiniz şekilde bu işin teknik bilgisini edinmek mümkün. Değil mi hocam? Tabii. Sizin ilave etmek istediğiniz yani bir şey var. Yani ben tahminime göre hac bittikten, evet, sonra hac bayramdan bir ay sonra, hı-hı, falan tamamlanıyor. Ondan yaklaşık olarak bir ay sonra falan başlıyor. Yani ben öyle biliyorum. Evet. Eylül'ün sonunda inşallah Ramazan Kurban Bayramı 24 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam. 24 Ekim, belki Kasım gibi olabilir ama buradaki bizim belkilerimize değil, daha net cevap almak için Diyanet'in hem internet sitesinde hem de orada telefonlar var. İstediğiniz gibi bu cevapları size ulaştıracaktır Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları. Hocam, biraz Medine'den bahsedelim. Mekke'ye gidiyoruz, Allah'ın evine gidiyoruz ve orada ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kimilerimiz o programa göre değişiyor. Önce Medine, sonra Mekke, bazıları Mekke, sonra Medine üzerinden bir ziyaret gerçekleştiriyorlar. Efendimiz'i unutmuyoruz. Hakikaten o his de çok farklı. Her gelen Mekke'yi başka, Medine'ye bambaşkaydı falan diye kendince tasavvurlarını, gitmeden önce hayal ettiklerini, oraya gittiğinde bulduklarını anlatır. Bu bir şart mıdır, gereklilik midir hocam? Umre'de, yoksa bizim Efendimiz'e olan sevgimizin bir tezahürü müdür? Şimdi bir hadis aklıma geldi birdenbire. Her gün sevgili Peygamberimizi gören bir sahabi her gün görüyor. Tabii ki biraz yaşlanmış, bir gün Peygamberimizin huzuruna çıkıyor. Diyor ki Peygamberimizin huzuruna çıktığı zaman Peygamberimiz onu tanıyor. Diyor sen falan kimse değil misin diyor. Evet diyor, ben oyum diyor.
Peki diyor, seni bu hale sokan nedir diyor, çok zayıflamışsın diyor. Yani düşünebiliyor musunuz, bir peygamberimiz bir ashabının zayıfladığını, efendim kilo aldığını, zayıfladığını, bunları bile takip edebiliyor. Sen diyor çok zayıflamışsın diyor, hasta mısın sen diyor. Adam diyor ki ya Resulallah diyor, benim diyor görünen bir hastalığım yok ama diyor benim bir hastalığım var ama diyor bir türlü ona çözüm bulamadım diyor. Nedir diyor? Diyor ki adam ya Resulallah diyor, ben her gün sizin huzurunuza geliyorum diyor. Gecelerin olmasını istemiyorum ben. Çünkü geceliğin sizi göremiyorum diyor. Geceliğin sizi göremiyorum. Sabah namazını bekliyorum. Sabah namazıyla beraber geliyorum. Hep diyor sizin cemalinize bakıyorum. Namazı sizinle beraber kılıyorum. Günümü hep sizinle beraber geçiriyorum. Ama diyor ben yaşlandım ve şöyle bir düşünce bana hakim olmaya başladı. Acaba ben yarın Allah beni eğer cehennemine koyarsa diyor. Ya Resulallah hiç bir daha sizi ben göremem diyor. Yani hiç bir daha göremem sizi diyor. Eğer Allah diyor beni cennetine alırsa diyor. Ben diyor o zaman cennette diyor eğer sizinle beraber olamazsam o cenneti ben ne yapayım diyor. Ben biliyorum ki diyor sizin dereceniz peygamberin peygamberlerle beraber. Sizin dereceniz yüksek dereceler. Belki cennetin bir köşesine beni koyacaklar ama diyor. Ben o cennette sizi göremezsem diyor ne yaparım diyor. Bunu düşünüyorum diyor. Bu düşünceden dolayı bu hale geldim diyor. Bana diyor bir cevabınız yok mu diyor. Ben diyor cenneti sizinle beraber yaşamak istiyorum. Peygamber Efendimiz bir cevap veremiyor tabii ki. Böyle düşünüyorlar, böyle düşünüyorlar, düşünüyorlar. Ama demin ne dedik? İşte kimsesizlerin bir kimsesi var. İşte o kimse ona cevap veriyor. Bismillah. Ve men yuta'illâhe ve rasûle fe ulâike ma'allezîne en'amallâhu aleyhim minen nebiyyîne ve sıddîkîne ve şühedâi ve sâlihîn. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, görevlerini yerine getirir, onları hakkıyla severse, onlar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, şahitlerle ve Allah'ın salih kullarıyla beraber olacaklar. Sanki Cenab-ı Hak ona soruyor, böyle arkadaş sana kafi mi? Ve hasune ulaike rafika, kendisi cevap veriyor. Bunlar ne güzel arkadaştır. Zalikel fadlu minallah. Bu sana, al sana Allah'ın ikramıdır diyor Allah Teala. Şimdi onlar peygamberimizi gördüler. Onun sevgisiyle böyle diyorlar. Biz sevgili peygamberimizi göremedik. Evet. Göremedik peygamberimizi. İşte göremediğimiz için biz gidiyoruz. Bazıları çok görüyor. Ne elini oraya dokunuyorsun, ne buraya dokunuyorsun. Kızıyor polisler bize. Evet. Biz görememişiz Resulullah Efendimiz'i. Tabii ki bunlar doğru şeyler değil ama insan iradesi indirmek istiyor. Evet, insanımız iradesine sahip olamıyor. Sanki oranın duvarına dokunurken Resulullah'a dokunmuş gibi hissediyor kendisini. Sanki oraya yüzünü gözünü sürerken öyle hissediyor ama karşıdaki böyle anlamıyor. Bid'at bid'at diyor, haram haram diyor böyle. Hocam telefon attığımızdaki izleyicimize dönelim. Ömer Bey İstanbul'dan ulaşıyor. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi babam. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey rica edeceğim. Telefonunuzun sesini, televizyonunuzun kısıp beni sadece telefondan duyarsanız çok memnun olurum. Çok rahat iletişim kuracağız böylece. Cevap sırasında tekrar televizyonunuzun sesini açabilirsiniz. Oldu. Hayırlı Ramazanlar. Çok sağ olun. Buyurun. Babanızla ilgili bir şey soracaksınız galiba. Evet. Babam babaannesinin yerine umre yapabilir mi? Veya bir başkasını gönderebilir mi? Babanız bir başkasının yerine umreye gidebilir mi ya da gönderebilir mi? Bunu hacda da soruyoruz genelde. Babaannesinin yerine. Babaannesinin rahmetli oldu. Bakalım hocam ne söyleyecekler. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. İstanbul'a selamlar Ankara'dan. Hoşçakalın. Buyurun. Hocam çok umre ile hacla ilgili en sık sorulan şeylerden birisi. Evet, güzel bir soruydu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi eğer bir kimseye hac farz olmuş ise ve bu hac görevini ifa edememişse bu kimse vasiyet eder veya vasiyet etmese bile evlatları, mirasçıları onun yerine vekil olarak birisini gönderebilir. Ama sıra umreye geldiği zaman umre sünnet, nafile bir ibadet olduğu için böyle doğrudan birisini göndermek yerine yani gönderebilir ama bu kişi şöyle diyecek, kendi adına umresini yapacak. Efendim, ya Rabbi ben bu umreden
elde etmiş olduğum sevapları, işte beni bu amaçla, bu niyetle gönderen falan kişinin ruhuna ithaf ediyorum, bağışlıyorum diyecek. Yani umreyi kendi adına yapacak. Bütün niyetini, tavafını, her şeyi kendi adına yapacak. Ama buradan hasıl olan sevabı ona bağışlayabilir. Bu şekilde gönderebilir. Evet. Hocam yine umre ile ilgili çok sık sorulan şeylerden birisini konuşmadan kapatmayalım. Umreye gidene hac kesin farz olur mu demiştik. İzleyicimizin sorusu var. Hatta genelde sorular bu sebeple geliyor. Programın başlarında da buna değindik ama tekrar tekrar soran izleyicilerimiz için. Mesela birisi demiş ki babaannem umreden sonra hacca gidecekti ama o vefat etti, gidemedi demiş. Bu onun üstünde bir borç olarak kaldı mı? Bir başka izleyicimiz demiş ki iflas ettik, umreye gittik 5-6 yıl önce fakat şu anda hacca gidecek gücümüz yok. Biz mutlaka gitmek zorunda mıyız ölmeden önce diye soruyor. Çok güzel. Umre'ye gitmiş de hac etme imkanına ulaşamamış kimselere hac farz değildir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah ancak kişiye gücünün yettiği şeyi teklif eder. Gücünün yetmediği bir şeyi teklif etmez. O sebepledir ki bir kimse umre'ye gitmiş ama hacca gitme imkanı yok. Yani ya yurt buna, çıkamıyor, fakirlik gidemiyor. Yani maddi durumun el vermemesi de dahil mi evet, hocam? Evet, o da dahildir. Maddi durumu el vermiyorsa bu kimseye hac farz olmaz. Maddi durumu el vermeyen kimseye nasıl diyebiliriz ki sana hac farz oldu? Diyemeyiz. Aynı şekilde deminki sorunuz diyelim ki oraya gitti. Orada Ramazan ayı içerisinde umreye gitti. Evet. Bazıları şöyle diyor. Aman ha diyor, Ramazan bitmeden muhakkak geri dönün. Eğer diyor bayram günü orada sabahlarsanız hac size farz olur. Evet. Efendim, bunu böyle ilk defa şey duyuyorum yok. Hocam. Böyle bir şey yok mu? Hayır, böyle bir şey yok. Yani bunu ben... Sizlere çok soru geliyor. Evet, tabii, soru geldiği yani. İçin hatta televizyon ekranlarında biliyorsunuz birçok hoca var. Böyle bir konuşmuş ve bu sebeple bize böyle çok soru geliyor. Diyor ki Ramazan bayramına orada girersen bayrama girersen, kesin hacca gitmen kesinlikle lazım. Kesinlikle hac yapacaksın diyor. Peki, yazık hocam, insanlar belki birkaç gün daha kalabilecekleri halde bunu duyup geri gelenler var orada bayram evet, etmeden evet, o zaman. Evet, çok güzel söylediniz, geri gelenler var. Bundan korkarak geri gelenler var. Sonra siz bir ülkede yasa dışı kalamazsınız. Evet. O ülke diyor ki sana şu süreyle vize verdim. Siz o sürenin vizesini ihlal edemezsiniz. Başka insanları zor duruma sokamazsınız. İşte bu sebepledir ki ne oluyor? İnsanlar gidiyorlar orada, köşe bucak kaçıyorlar, aç, sefil, muhtaç bir şekilde kaçıyorlar. Gündüzleri dışarı çıkamıyorlar, gece gidiyorlar. Böyle zor duruma insanları sokmamak lazım. Ne zaman bir insan hac ayları başlamış efendim, imkanı da var ve orada hac ayları içerisinde imkanı var. Bir sıkıntısı yok efendim. Hatta diyelim ki polis geldi bir insanı, senin vizen yok diye dışarı attı. Ona da farz değil. Bu şeyle, o kamu otoritesiyle alakalı olan bir şeydir. Yani bir insan umreye gitti diye ona haccın farz olabilmesi için tekrar hac etme, her türlü hac imkanına maddi olarak ve efendim yol, seyahat olarak da buna imkanın olması gerekir. Hocam, programın başında anons ettiğimiz bir şey vardı. Onu biraz konuşalım mı? Bu umreye gidip de oraya konsantre olamazsak ne kaybediyoruz, ne kaçırıyoruz? Hani dünyevi şeylerden bahsetmek için aslında epey zamanımız var. Umre'ye gidenler için de müthiş de Türkiye vatandaşı var. Yani orada farklı şehirlerden gelmiş, Rize'sinden, Adana'sından, Elazığ'ından, işte Denizli'sinden, Karabüğü'nden tutun da yani her yerden büyük bir Allah aşkıyla, Resulullah aşkıyla umre'ye gelenler var. Ve orada kategorize de ediyoruz. Gidip gelince hemen söyleriz. İşte Endonezyalılar şöyleydi, uzak doğudan gelen Müslümanlar, İranlılar böyleydi, bizim Türkler böyleydi filan diye. Ve biz orada dünyadaki diğer Müslümanlarla da bir tanışma, kaynaşma fırsatı buluyoruz ama kendi vatandaşlarımızla bazen biraz ölçünün dışında da kaynaştığımız oluyor. Program başında da söyledim hocam, yani maç skorlarını bile
Kabe'nin bir köşesinde konuşabiliyoruz. Tabii dünyadan bütün elle tek çekmek değil demek değil ama oradaki o kısıtlı zamanı en doğru şekilde nasıl değerlendirmemiz lazım? Bir de bir zamanlar çok eleştirilen alışveriş meselesi vardı hatırlarsınız. Yani ben 90'larda hatırlıyorum, gidenler adeta böyle bavul bavul geri gelirlerdi. Seccadesinden tutun da işte porselen takımı alıp gelenler bile vardı yani. Bu konuya bir iki cümleyle değinelim ama önce telefon attığımızdaki izleyicimize dönelim. Aysel Hanım da İstanbul'dan arıyor. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Hoş bulduk. İyi günler hocam. İyi günler diliyoruz. Sorum olacaktı. Buyurun. Ben iki yıldır peş peşe ümreye gidiyorum. Hı hı. Yanınızda mahrem olmadan olmaz haram işlemiş olursunuz diye sorular söylüyorlar bize. Yanınızda ne olmadan? Mahrem. Mahreminiz. Mahrem evet. Bayan arkadaşlarımla gidiyorum ben evet. iki yıldır. Hı hı. Birkaç tane bayan arkadaşımla birlikte gidiyorum. Hı hı. Bunu soracaktım öğrenmek Peki için. Efendim soralım hocamıza. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. Hocam siz arada demiştiniz ki bununla ilgili kadınların mücadeleleri var. Ben şu şeyi arka plana alıyorum. Vaktimiz yeterse cevaplayalım. Umre'de sadece ibadetle meşgul olma meselesini. Bu soruyu lütfen cevaplar mısınız Aysel Hanım'a? Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu mutlaka konuşmamız gereken bir şeydi. Buyurun. Şimdi Hanefi mezhebine göre bir hanım Umre'ye mahremi olmaksızın gidemez. İşte demin dedik ya bu aşktır. Ama insanlar bir şekilde gitmek istiyorlar. Yani siz insanın önüne şunu yapamazsınız dediğiniz zaman bunun hiçbir yolu yok mu diyor. Değil mi? Bazen böyle bir şey olunca. Hiçbir yolu yok mu diyor falan. Efendim şimdi biz tabii ki bir insan Kabe aşkıyla, peygamber aşkıyla yanıp tutuşuyorsa o insana bir yol göstermek zorundayız. Efendim, Türkiye'mizin, ülkemizin mezhebi şudur, insanlarımızın mezhebi şudur. Zinhar gidemezsiniz efendim. Böyle dediğimiz zaman insanlar ağlıyorlar, sızlıyorlar. Niye ben gidemiyorum falan diyor, bir yolunu arıyor. İşte biz bu konuda efendim başka müçtehitlerin görüşleriyle amel ederek, mesela Şafii mezhebinin görüşüyle amel ederek ki onlar söylüyorlar ki, bir hanım eğer bir güvenli bir grupla yol çok önemli tabii. Evet. Yolda başına her bir şey gelebilir. Güvenli bir grupla bir hac organizasyonuna katılıp orada hac veya umre yapıyorsa yapabilir. Bu caizdir. Yani bu gibi şeylerden insanları engellememek lazım. Biz şimdi hani diyorlar ya global bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Şimdi biz hiç şunu fazla tartışmıyoruz. İşte buradan Erzurum'a hanım gidebilir mi? Ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Buradan işte Edirne'ye gidebilir mi? Oraya bir problem görmüyoruz. Veya kızlarımızı gönderiyoruz yani. Evet. Amerika'ya, Avrupa'ya eğitim için gönderiyoruz evet. değil mi? Hükmen aynı şey aslında. Evet. Şimdi bu konuya baktığımız zaman sevgili peygamberimizin hadislerini baktığımız zaman o mesela diyor ki bir zaman gelecek ki insanlar diyor ta diyor işte Hadramevt diye Irak sınırları içerisinde bir yerdir. Oraya gidip gelecekler diyor. Oradan bir hanım diyor. Kabe'ye gelecekler diyor. Allah'tan başka hiçbir şeyden de korkmayacak diyor. Allah'tan başka hiçbir şeyden de korkmayacak söylüyor. Yani bu biraz başına bir sıkıntı gelebilir. Niye kadınlara bunu yasaklamış peygamberimiz? Kadınlar böyle gitmesin diye. Çünkü kadın olduğu için bakın başına her bir şey gelebiliyor. Yani bu ülke içerisinde bile gelebiliyor. Şuradan şuraya giderken bile kızımızın başına değil mi? Evet değil mi yani, Özgecan Aslan? Ya, hala içimizde bir yara. Hocam ya. Peki netice itibariyle biz burada Hanefi mezhebinde olsak da Şafii'ye göre hükmedebilir ve bu hükümle gidebilir, karar verebilir evet, ve bu kararla evet, gidebiliriz. Evet mezhebimizi öyle değiştirmeye falan hiç gerek yok. Yani burada hocam, bir görüş var. Hocam bunu bir cümleyle vardır. Açıklar mısınız? Yani biz normalde ibadetlerde ameli boyutta bir mezhebe mensup bir başka mezhebin bir uygulamasıyla herhangi bir şeye karar verebiliyor muyuz? Bu bizim genel olarak dediğiniz gibi mezhebimizi değiştirmemizi gerektirmeyen bir durum. Yani biz bir konuda bir mezhebin görüşüyle amel edeceksek halkta şöyle bir kanaat var. Mezhebini komple değiştireceksin evet. kardeşim diyor. Yani tamamen Şafii mezhebine geçmek. Hayır böyle lazım. Bir şey söz konusu değil. Biz o mezhebin sadece o görüşüyle amel ederiz. Hı hı. Kendi mezhebimizi yaşamaya devam ederiz. Onunla amel etmeye devam ederiz. Burada nedir ölçü? İnsanda
laşkalaştırmak düşüncesi olmaması lazım. Yani esasta bir şey meydana getirmeden, tabii, tabii. Değil mi? İşi tabii, kolaylaştırmak, tabii. ibadeti kolaylaştırmak yani, için. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizin ben sonuna geldik. Ederim. Daha fazla dinlemek isterdik gerçekten. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, programı noktalıyoruz. Yarın aynı saatte inşallah tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. Profesör Gıyasettin Aytaş stüdyo konuğumuz olacak. Bayrama yaklaştık. Yarın inşallah tam bir haftamız kalmış olacak ve biz de bayramı biraz daha bizim metinlerimizde görmeye çalışacağız. Bize edebiyat, bize tarih, bize geçmiş bayramlarla ilgili neler söylüyor? Bayram-ı İmdi, Bayram-ı İmdi diye Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin çok bildiğimiz, edebiyatta çok geçen bir dizesi vardır mesela. Bunu ve diğerlerini açacağız. Keyifle sohbet edeceğiz yine. 11'de karşınızda olmayı umuyoruz. Güzel bir gün, hayırlı bir iftar geçirmenizi dileyerek veda ediyoruz. Hoşçakalın.